düşününce kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seni de seviyorum Ayberk de böyle yerleri ayrı bir seviyorum açıkçası. O zaman yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından Gezmek Olsun programından herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da mis gibi bir yerdeyiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Çatalca'dayız. İstanbul Avrupa yakasında Çatalca'dayız. Çatalca değil tabii. Çatalca'dayız. Ayberk önce kaç para vereceksin? Bir onu soralım. 200. Neden 200? Neden diye niye soruyorsam ben. 200. Evet. İçeride bizi ne bekliyor onu bilmiyoruz. Uzak bir yerdesin. Ne olur ne olmaz. 200 cebinde dursun. İster harca, istiyorsan harcama. Yani parayı veriyorum ben diyor Ayberk. Peki Ayberk. Şimdi Çatalca'dayız ama nereye gideceğimizi birazdan söyleyeceğim. Öncelikle film gibi bir yol değil mi durduğum yol? Gerçekten film gibi. Parayı aldım. Değişmeden hemen programı başlatayım. Gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle. Mis gibi bir havada, mis gibi bir yerde. Başlasın. Gezmek olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesindeyiz sevgili seyirciler. Burada çok güzel bir gün geçireceğiz. Çatalca'da Gökçeali köyü diye geçiyor burası. Ulaşımı anlatayım ilk önce gideceğimiz yere varmadan önce. Şimdi buraya kendi aracınızla gelebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yolundan, bağlantı yollarından Çatalca'ya çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. İsterseniz Mahmut Bey gişeleri geçtikten sonra ulaşım sağlayabilirsiniz. İsterseniz de E5'ten D100 karayolundan ulaşım sağlayabilirsiniz buraya kendi aracınızla. Peki toplu taşımayla nasıl geleceksiniz buraya? Toplu taşımayla İstanbul Avrupa yakasında Yenibosna'da otobüs durağı var. Yenibosna'daki otobüs durağından Çatalca otobüsüne biniyorsunuz ve Çatalca'ya geliyorsunuz. Çatalca'dan da minibüse binerek Gökçeali köyü minibüsüne binerek buraya ulaşım sağlıyorsunuz. Caddede iniyorsunuz ve bu güzel yoldan yürüyerek gideceğimiz yere gidiyorsunuz. Bu yol gerçekten çok keyifli. Türk filmlerinin hani eski Türk filmlerinin çekildiği yerler olur ya böyle hani görürüz. Ya da eski dizilerin, dönem dizilerinin hani o yol gibi bakar mısın Ayberk? Çok keyifli değil mi sence de? Ben böyle yollarda çok keyif alıyorum. Kızlar ve tabii ki beyler, çok güzel fotoğraf çekilir burada. Zaten bugün fotoğraf çekmeye doyamayacağız sosyal medyamız için. O zaman ben pozumu vereyim. Nereye gideceğimizi de söyleyeyim mi Ayberk? Söyle artık diyor. Flamingoların olduğu mükemmel bir yere gideceğiz. Flamingo köye. Gitmeden önce bu yolda benim fotoğrafım olmasın mı Ayberk? Olsun. O zaman ulaş. Şimdi bu güzel ağaçlı yoldan yürüdük, flamingoların olduğu köye geldik. Köyün kendi aracınızla gelirseniz ücretsiz otoparkının olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve hemen kapısında böyle doğal ürünler satan bir hanımefendinin de olduğunu hemen göstersin Ayberk sizlere. Yumurta, erik tabii mevsimine göre. Şöyle bakayım başka. Elma var. Yumurtanın
tanesi 1 liraymış. Köy yumurtası. Buraya geldiğiniz zaman flamingoların olduğu köye girmeden önce eğer isterseniz böyle güzel taze ürünlerden de satın alabilirsiniz. Tabii ki mevsimine göre ürünler değişiyor ama yumurta her zaman orada. Tavuk yumurtluyor sürekli. İyi ki yumurtluyor. Biz de taze taze köy yumurtası alma şansını elde ediyoruz. Araçlarınızı ücretsiz park edebileceğinizi zaten söylemiştim. O zaman artık giriş yapalım mı köyümüze? O zaman çok güzel bir gün geçireceğiz. Garantisini veriyorum. Herkes şöyle ekranlarının karşısında bir koltuklarına yaslansın. Televizyonunun sesini biraz açsın. Yıldız'la birlikte gezeceksiniz. Hadi gelin. Flamingo yolu sevgili seyirciler. Ayberk biraz önce bir şey söyledi. Sanki Ayberk'e inat olsun diye tam tersini yaptım da bir anda aklım ona gitti. Ayberk kusura bakma lütfen. Kamera arkasında sıcakta ya da yorgunluktan oluyor böyle şeyler. Hatalar insanlar içindir nasıl olsa. Burası Flamingo yolu sevgili seyirciler. Flamingo yolundan yürüyerek renkli renkli çiçeklere şöyle bakın. Banklara bakarak, ağaç süslemelerine bakarak bu yoldan geçiyorsunuz. İsterseniz fotoğrafınızı çektirin, isterseniz durun. Buradaki hayvanları izleyin, hayvanlara bakın. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir yer burası. Hemen şöyle ilerleyelim. Bak ne kadar güzel renkli renkli bankları koymuşlar. Bu bank yani kendi renginde olsaydı, beyaz olsaydı hiç dikkatimizi çekmezdi. Yeşil, sarı, pembe, ileride bir de kalpli çok güzel ağaç kütüğünden yapılmış bir tabure var. Bayıldım ben şu an bu yola sen? Ben de çok sevdim diyor. Doğayla iç içe olmak istiyorsanız, farklı bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Flamingo yolundan yürürken size ördekler, tavus kuşları eşlik edecekler efendim. Ve süslenmiş, giydirilmiş ağaçlar ve tabii ki şöyle görmüş olduğunuz gibi aksesuarlar eşlik edecek. Şimdi içeriye gireceğiz. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden zaten Ayberk bana bugün 200 lira para verdi. Ne olur ne olmaz diye. Ben bugün güne kahvaltıyla başlamayı düşünüyorum. Akşam da yemeğimi de yani akşam üstüne doğru biraz vakit geçtikçe yemeğimi de yemek istiyorum ki buraya geldiğiniz zaman nasıl kahvaltı yapacaksınız, nasıl yemek yiyeceksiniz görmeniz için. Ben buraya da bayıldım. Şuna da bayıldım. Ben her şeye bayılıyorum Ayberk. Bayıldım bakar mısın? Şuna falan. Çok güzel değil mi? Hele ki şunlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bazı şeyleri öyle yapmak gerekmiyor mu? Görmemek, duymamak ve bilmemek gerekiyor. Ya da muş gibi yapmak gerekiyor. O zaman giriş yapayım mı artık? Neyin ne kadar olduğunu izleyicilerime söyleyeyim mi? Söyle diyor. Gelin. Flamingoların olduğu köye Flamingo yolundan giriş yaptık ve şimdi burada kasa var. Evet. Kasa var. Ne işe yarıyor o kasa? Söyle bakalım. Buradan içeriye giriş yaparken misafirlerimizle adisyonla çalışmadığımız için hafta içi serpme, hafta sonları açık büfe kahvaltı fişini veriyoruz. Ödemeyi buradan alıp fişlerini verip gün boyu içeride günlerini değerlendirebiliyorlar. İsim? Oya. Oya ne kadar güzel söyledin. Aslında bence çok güzel bir şey değil mi? Ayberk. Ya bence güzel. Ayberk'e de bir sorayım. Bence de iyi diyor. Hesabı bekle. İşte tip versem mi vermesem mi? Ondan sonra onu düşün. Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. En azından girişte hallediyorsun giriş ücretini. Sonra istediğin gibi güzel vakit geçirebiliyorsun. Kahvaltı ne kadar? Hafta içi kişi başı 90 lira, hafta sonları kişi başı 110 lira. Açık büfe kahvaltı olduğu için. Evet, hafta sonları açık büfe 9.30'dan 1.30'a kadar herkes dilediği gibi kullanabiliyor büfeyi. Oo,
tam adamına söyledin yahu. Peki hafta içi? Hafta içi serpme ama o da dilediğiniz üründen, hani az gelirse sizin için veya sevdiğiniz bir üründür. Dilerseniz yine ek yapabiliyoruz. Gerçekten mi? O zaman şimdi ben tek kişiyim. Tek kişi buraya giriş yapıp serpme kahvaltı yapabilir miyim? Normalde tek kişilik serpme kahvaltımız yok. İki her kişi yerde olarak. Olduğu gibi. Evet. Her yerde öyle. En az iki kişilik oluyor zaten. İki kişilik oluyor serpme kahvaltımız. O zaman şöyle bugün... yapalım mı? Oya, ha. Evet, sen söyle. Bugünlük sizin için tek kişi olarak serpme kahvaltı hazırlayalım. Onun sebebi de siz değerli izleyenlerimiz. Siz buraya geldiğiniz zaman nasıl kahvaltı yapacaksınız? Ne gibi ürünlerle karşılaşacaksınız ve neler yiyeceksiniz? Onları görmeniz için tam ben Oya'ya söyleyecektim. Bugünlük bizim için olur mu diye. Oya bize söyledi. Sadece bugünlük tek kişi serpme kahvaltı yapacağız biz. Normalde öyle bir şey yok. Zaten hiçbir yerde yok. Çok nadir yerlerde var. Tek kişi serpme kahvaltı. Fiyatı 90 lira. Ayberk bana bugün 200 lira vermişti. Hemen paramızı verelim, fişimizi alalım. Ulaş, sol taraftan 90 lira düşürür müsün? Teşekkür ediyorum. O zaman ben köye giriş yapıyorum şimdi Oya'ya paramı verirken. Siz de şöyle bir köyü gezin. Daha sonra buluşalım. Teşekkürler. Giriş yaptık. 90 lira. Kişi başı kahvaltı burada efendim. İki kişi 180 lira. Kahvaltısı buranın gerçekten çok lezzetli ve çok güzel. Tamamen doğal ürünler kullanılıyor. Buraya geldiğiniz zaman keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. İçeriye girerken maskemizi taktık tabii ki. Burası da zaten yaşadığımız yeni normalleşmede, ki bazılarımız çok kolay normalleşti ama yaşadığımız yeni normalleşmede bütün önlemlerini almış durumda. Çalışanlar da maske ve eldiven takılı. Onları da söyleyebilirim sizlere. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bu tarafta da yapabiliriz kahvaltımızı. Kameraman arkadaşım Ayberk şu an gösteriyor sizlere. Hemen şu tarafta da yapabiliriz kahvaltımızı. Ya da flamingoların olduğu bölgede de yapabiliriz. Karşı masalarda ya da şu taraftaki masalarda da yapabiliriz. Şimdi biz uygun masayı bulacağız ve tabii ki oturacağız ama ondan önce şunu söyleyeyim size. Burada fotoğraf çekebileceğiniz ya da çektirebileceğiniz sosyal medyanız için birçok güzel alan var. Buraya geldiğinizde bir kere nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Evet, şehrin biraz uzağında bir yer. İstanbul içine göre biraz uzak. Bir saat gibi bir sürede gelebiliyorsunuz. Hangimizin zaten vakti trafikte geçmiyor ki bir saat? Böyle yapıyor Ayberk'te. Bir yere gitmek isterseniz o yer size hiçbir zaman uzak değil. Tam tersine yakın oluyor. Bence burada bir günü doyasıya geçirmek fazlasıyla keyifli olur. Olacak da zaten. Nasıl olacağını birazdan göstereceğim zaten. Haftanın 7 günü açık bir yer. İster kahvaltı yaparsınız, isterseniz öğle ya da akşam yemeğinizi yersiniz. Tercih sizin. Ben güne kahvaltıyla başlamayı tercih ettim. Girişte parayı alıyorlar. Kahvaltı parasını. Hesabı garson masanıza getirmiyor. Bir giriş ücreti yok buraya. Giriş ücreti yok. Sadece girişte kahvaltınızın parasını, yiyeceğinizin parasını veriyorsunuz. Peşin peşine hallediyorsunuz. En sevdiğim bence kafa rahat. Kahvaltımı yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla kalkıp gezebilirim. Yani o açıdan benim en sevdiğim iş açıkçası. İşimi garantiye almak. En sevdiğim iş. Senin? Benim de diyor Ayberk. O zaman yavaş yavaş kahvaltı yapacağımız masaya gidelim. Ve kahvaltımız gelsin artık, değil mi? Şöyle bir masa donatılsın. Giriş
işte kahvaltımızın parasını vermiştik. 90 lira sevgili seyirciler. Bu kahvaltı aslında iki kişilik bir kahvaltı. Onu belirteyim size. Kameraman arkadaşlarım da geldiğim için bize birazcık jest de yapmışlar. İki kişilik kahvaltı hazırlamışlar. Zaten normalde tek kişi serpme kahvaltı yapamıyorsunuz. Şimdi şöyle bakın, iki kişi geldiğiniz zaman nasıl kahvaltı yapacağınıza. Söğüş tabağından menemene, kuymak var, kavurmalı yumurta da tercih edebilirsiniz. Bir yandan Ayberk de göstersin sizlere. Pişi var, sigara böreği, patates kızartması, boşnak böreği, şöyle sosis tava, zaten çayımız var, portakal suyu. Ki portakal suyu bazı yerlerde ekstra bir ücretle gelir ama burada kahvaltının içine dahil. Yaprak sarması ve çok güzel bir meyve tabağı. Normalde de meyve tabağı geliyor zaten burada ama bugün bize böyle afilli bir meyve tabağı hazırlanmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Flamingoların olduğu bu güzel köye sizler de benim gibi gelip flamingoların yanında böyle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kişi başı 90 liraya. Haftanın 7 günü açık. Pazar günleri açık büfe kahvaltı veriliyor. Tabii ki kontrollü bir şekilde açık büfe kahvaltı veriliyor. Onun fiyatı da kişi başı 110 lira. Yine kahvaltıdan sonra tatlı canınız istedi. Normalde tatlı da ücretli yenen bir şey değil mi bazı yerlerde? Bakın burada ücretsiz bir şekilde kahvaltıya dahil. Yutkunuyorum şu an. Başlayabilir miyim artık Ayberk? Başlayabilirsin dedi. Neyden başlayacağımı bilemedim ama şöyle bir kuymağı karıştırıp şöyle bir sündürmek istiyorum. Ama çok güzel yapmışlar. Uzamasından belli peynirin ki şöyle alayım. Ekmeğime süreyim. O zaman başlayalım. Tabii ki kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağız kahvaltıyı. Kahvaltıdan sonra meyvemi de yiyeceğim. Sonrasında tatlımı da yiyeceğim. Çok güzel bir de tatlı var. Mükemmel ötesi bir kahvaltı. Bu kahvaltının içinde benim dikkatimi çeken, ki kimin dikkatini çekti başka bilmiyorum ama çikolata sosu yok. Sağlıksız bir şeyin olmaması bence gayet güzel. Sence Ayberk? Tamamen her şeyin doğal olması ekstra güzel. Peynir çeşitleri, şöyle reçel, bakın soğuk yiyecekler, yani söğüş, bunların hepsi bahçeden bu arada sevgili seyirciler. Hepsi yerinden geliyor. Ayberk şu an gösteriyor zaten sizlere. Şu boşnak böreği ayrı bir keyifle onu yemesi. Ki boşnak böreğini size şöyle söyleyeyim. Yoğurt isteyip ya da evinize aldığınızda yoğurtla yiyebilirsiniz. Normalde yoğurtla da çok güzel oluyor bu. Hatta boşnak mantısı olarak da biliniyor. Ama genellikle böyle kahvaltı yerlerinde bu şekilde servis yapılıyor. Zaten yeteri kadar şöyle soğuk yiyecek var. Portakal suyumu da içmedim, hiç içeyim de. Taze sıkılmış, oh mis. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Flamingoları izleyeyim bir yandan da. Siz de biraz daha buraya göz atın. Geldiğiniz zaman ama iki kişi nasıl kahvaltı yapacağınızı gördünüz. Gayet de doyarak kalkacaksınız. Kahvaltının parasını zaten peşin peşin verdik girişte. Buraya kahvaltı parasından başka bir giriş ücreti ödemiyorsunuz. Yani buraya giriş paralı değil. Onu bir kere belirteyim size. Kahvaltı parasını peşin peşin alıyorlar ki daha sonrasında hani hesabım gelsin, hesap bekleyeyim falan yok. Bu arada burada çalışan beyefendiler ve hanımefendiler genellikle öğrenciler. Üniversite harçlığını çıkartmak için çalışan öğrenciler, onu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Flamingolar dedik. Flamingoların Anadolu'daki adı da Allaturna olarak biliniyor. Tabii ki flamingolarla ilgili bilgileri de dolaşırken sizlerle paylaşacağız ama kahvaltı soğumasın daha fazla değil mi? Burada da durmasın. Bu arada şunu söyleyeyim size. Şimdi arıları görüyor musunuz bilmiyorum uçuşurken.
herhangi bir canlıya siz zarar vermediğiniz zaman o canlı size zarar vermez. Arılar için aslında hemen ben alayım. Şöyle bir şey vardı ama ah çok sıcak. Hemen bıraktım. Şimdi Ayberk gösterir birazdan sizlere. Şimdi normalde uçan arılar için kahve yakıyorlar burada. Arılar masaya yaklaşmıyor. Yani sizi rahatsız etmiyor ama bizim kamerayı etkilediği için biz masadan kaldırmak durumunda kaldık. O yüzden ay çok arı var yok şöyle böyle falan demeyin. Neyse tamam Ayberk ben susuyorum ve kahvaltıma devam ediyorum. Tabii hep beraber devam edeceğiz. Sonra meyve ve tatlı yerken flamingoları da etrafımıza topladıkça buluşuruz tabii ki. Burada yapılacak çok şey var kahvaltı dışında da. Pembe renkli su kuşu olan flamingolarla kahvaltı yapmanın keyfi de gerçekten ayrı. Kahvaltıyı hemen hemen bitirdim. Bu arada buranın çok güzel bir yanı var ki beni kalbimden vurdular. Artan kahvaltıların hepsi bir kutuda toplanıyor ve sokak hayvanlarına veriliyor. Onu da belirteyim ki bu benim için gerçekten çok önemli. Her zaman böyle kahvaltı söylediğimde şeyi düşünüyorum. Yiyen var, yemeyen var Yıldız. O yüzden lütfen tabağını bitir. Yavaş ye, hepsini bitirmeye çalış diye kendime söylüyorum. Çünkü bu gerçek anlamda benim için çok önemli bir şey. Sokak hayvanlarına gitmesi de ayrıca güzel bir şey. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Tabii ki flamingolar sol tarafımda, ördekler de aynı şekilde. Çay keyfimize devam ediyoruz. Kahvaltıya gelip burada siz de bütün gün çay keyfi yapabilirsiniz. Ama burası bir kafe değil restoran onu belirteyim size. Ya yemek yemeniz gerekiyor ya da kahvaltıya gelmeniz gerekiyor. Ben bir kahve içmeye gideyim flamingoların olduğu köye diyorsanız. Bir gezeyim diyorsanız öyle bir hizmet yok çünkü hafta sonları hafta içine göre fazlasıyla kalabalık oluyor sevgili seyirciler. Sadece restoran olarak hizmet veriyor burası. Çok büyük bir alan ayrıca çocuklarınızla geldiğiniz zaman keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Çocuğunuz için oyun alanları var arka tarafta. Birazdan zaten oraya gideceğiz ama önce çayımı yudumlayayım. Kahvaltıdan sonra da şu çay keyfine bayılıyorum. Sonra da Spanglemi yiyeyim. Tatlı da koymuşlar. Yemeyelim mi yani Ayberk? Ne güzel çevremizde de toplandılar değil mi? Bunları seyretmek de ayrı bir keyif bence. Şöyle Spanglemi de yiyeyim. Ne yedin Yıldız diyeceksiniz ama kahvaltı yaparken ekip arkadaşlarım yardımcı oldu. Flamingolarla ilgili de şu arkada şöyle bir bilgi var sevgili seyirciler yazmışlar. Çok güzel bir yazı paylaşmışlar. Onu ben size okuyayım siz bir yandan flamingoları seyrederken. Flamingolar beslenmelerinin %54'ünü dere ve göl sularındaki mikroorganizmalardan sağladıkları için sularının dere veya göl suyu olması gerekmekteymiş. Bundan dolayı da devamlı dere suyu kullanılması gerekiyormuş ve dere suyu kullanıyorlar zaten. Hiçbir şekilde zarar verilmiyor zaten flamingolara. Yasal bir şekilde buradalar. İnsanlar olmadığı zaman flamingolar ki biz ilk geldiğimiz zaman böyle bu çevrede dolaşıyorlardı. Bu arada şunu da belirteyim. Şimdi flamingolar burada sol tarafımda. Evet ben çok keyifli bir şekilde kahvaltımı yapıyorum. Hayvanlara onların yiyecekleri şeyler dışında burada kahvaltı yaparken yabancı yiyecek atmayın. En azından buradaki insanlara danışarak bir şey vermek istiyorsanız verin. Çünkü bu onlara zarar verebilir. Tabii ki hiçbir hayvanın da zarar görmesini istemeyiz. Meyvemi yiyeyim, buradan kalkayım. Çocuk oyun alanına ve fotoğraf, nerede sosyal medya için fotoğraf çekebilirsiniz. O alanlara gidelim. Daha sonra aşağı tarafa inelim. Burada yapılacak çok şey var. Keyifli bir günün daha yarısına bile gelmedik. Keyifli bir gün bizi bekliyor. Hem de doyasıya. Kahvaltımızı yaptık. O kadar güzel
yedim ki size anlatamam. Buraya geldiğiniz zaman ciddi anlamda çok güzel bir gün sizi bekliyor sevgili seyirciler. Bir kere çok doğal ve çok güzel bir kahvaltı da sizi bekliyor. Anlatamam, buraya gelip görmeniz lazım gerçekten de. İstanbul içindeyseniz, farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız ya da İstanbul'a dışarıdan gezmeye geliyorsanız mutlaka adres defterinize not edin. Flamingoların olduğu bu güzel köyü Çatalca'da, efendim Gökçeali köyünde burası. Ulaşım çok kolay. Yeni Bosna'dan Çatalca otobüsüne binip Çatalca'ya geliyorsunuz. Çatalca'dan minibüslerle buraya gelebiliyorsunuz toplu taşımayla. Üç şekilde yine gelebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu bağlantı yollarını kullanarak Mahmut Bey gişelerinden ve D100 karayolundan yine buraya gelebilirsiniz. Kahvaltımızı yaptık. Ben çocuğumla gelmiş olabilirdim buraya. Ben hemen şuradaki masalarda oturup, ki kameraman arkadaşım Ayberk gösteriyor şu an sizlere. Ben oradaki masalarda otururken, kahvaltımı keyifle yapmaya devam ederken, çay keyfi yaparken çocuğum sıkıldı mı? Hiç sıkılmasın. Burada çocuklar için çok güzel bir oyun alanı var. O da gelsin burada gününü en güzel şekilde geçirsin tabii ki. Şimdi çantamı koyacağım şuraya. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin diyeceğim her zamanki gibi. Salıncaklar da pek güzelmiş buradaki Ayberk, görüyorsun değil mi bak. Korumalı salıncaklar falan var. 8 salıncak var burada. Bütün çocuklara yetsin. Hiçbir çocuk ağlamasın diye. Zaten çocuklar ağlamasın bence. Bütün çocuklar gülsün. Ve siz mi? Siz de içinizdeki çocuğu kaybetmeyin. Çünkü o çocuk ölürse aslında hayata olan olumlu bakış açınız ölür. Bana hep neden pozitifsin, neden pozitifsin diyorsunuz ya. Çünkü içimdeki çocuğu öldürmüyorum. Kahvaltıda biraz fazla yiyince hemen attım kendimi çocuk oyun alanına. Biraz sallandım, içimdeki çocuğu öldürmedim. Sonra ayakkabılarımızı çıkartıp burada rahatça zıplayabiliyoruz tabii ki trambolinde. Şimdi yavaş yavaş zıplayacağım. Şu an o değil, böyle sanki karnımın içinden bir şey çıkıyormuş gibi. Hani böyle yüreğin hop eder ya sevgili seyirciler. Hop ediyor yüreğim şu an. Gelip sizler de benim gibi zıplayabilirsiniz. Hatta kapatın gözünüzü. Bütün derdi tasayı bir kenara bırakın bence. Ne dersiniz? Adeta sanki kanatlarım var ve uçuyorum. Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Buraya geldiğinizde kesinlikle zıplayın. Ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Buradaki zıplama alanında zıplıyorsunuz ki orada benden yaşça tabii bayağı küçük olan kardeşlerim de var. Kameraman arkadaşım Ayberk göstersin sizlere. Şu an gösteriyor. Nefes nefese kaldım. Bak, zıplamak da kalori yaktırıyorsa her gün böyle zıplayabiliriz. Şimdi hayvanların olduğu çok güzel bir yere geçiyorduk trambolinde zıpladıktan sonra, ama sosyal medya için burada fotoğraf çekilecek o kadar çok alan var ki sevgili seyirciler. Yedek kıyafetlerle bile gelebilirsiniz. Farklı farklı fotoğraflar çektirip farklı günlerde yayınlarsınız bence. Bakın, böyle bir duvar yapmışlar. Hafta sonları bu duvarın önünde sıra oluyormuş. Şimdi Ulaş'cığımdan rica edeceğim. Ulaş da benim böyle bir iki kare fotoğrafımı çekerse Ayberk'in görüntüleriyle çok sevinirim. Şimdi tavus kuşu kanadı arkamda görmüş olduğunuz. Bence şöyle eğileyim, sanki bir tavus kuşuymuşum gibi. Ulaş beni çeksin. Teşekkür ediyorum Ulaş. Bakın, burada da yine çok güzel bir alan var sosyal medya fotoğrafları için. Yine şurada da çok güzel bir alan var sosyal medya fotoğrafları için. Ben var ya, bayıldım buraya.
Gerçekten çok güzel değil mi Ayberk sence? Evet dedi. Şimdi biz hayvanların olduğu yere gidiyoruz. Orada ördekler, kazlar, tavus kuşları var. Tabii ki oraya normalde giriş yok ama ben size göstermek için oraya giriş yapacağım. Ve aynı zamanda şöyle pigler var. Zaten çitlerle çevrilmiş durumda, insanlar zarar vermesin diyor onlara sevgili seyirciler. Ve dallardaki böğürtlenleri gördün mü Ayberk? Şöyle bakın. Burada her şey dalından. Dallardan taze böğürtlen yiyebiliyorsunuz. Buranın sahibi Metin abi var. Metin abi size masada otururken bir anda incir falan getiriyor. Elleriyle topladığı incirleri. Öyle samimi bir yerdeyiz. Şimdi hayvanat bahçesinde tavus kuşları, tavuklar, ördekler, kazlar var. Oraya normalde giriş yok aslında. Ama biz rica ettik izleyicilerimiz görsün diye. Şimdi oraya götüreceğiz. Sizi yakından göstereceğiz ama siz buraya geldiğiniz zaman oraya giremezsiniz sevgili seyirciler. Bu tamamen hayvanların zarar görmemesi için. Biz daha yakından sizin görmeniz için çekeceğiz zaten. Bunu belirteyim size. Çitlerle çevrili olduğu için hayvanlar burada özel beslenmelerini zaten buradaki insanlar tarafından sağlıyorlar. Ama siz buraya geldiğiniz zaman hayvanların beslenme düzenlerini bozmadan onları bence sevin, fotoğrafınızı çekin. Tabii ki hepimiz sosyal medyaya bir şeyler atmayı seviyoruz ama bunu onlara zarar vermeden yapalım. Çünkü reçeli, masadaki reçeli bir hayvan yerse zarar görebilir. Ya da masadaki reçeli götürdüğünüz tavuk kuşu yerse zarar görebilir. Hiçbiri zarar görmesin diyelim. Tamam, sustum Ayberk, hadi gidelim. Girmek normalde yasak. Ben sizler daha yakından görün diye buraya girdim. Birazdan beni kas kovalayabilir. Kovalasın, önemli değil. Ben sizin için kendimi tehlikeye de atabilirim ki şöyle soluma baktım. Az biraz geliyor gibi oldular ama gelmediler. Bakın burada tavşanlardan tutun kazlara, kaz çeşitlerine, tavus kuşlarına. Sonra şöyle bakıyorum civcivlere, ördeklere. Sonra yine şöyle bakıyorum tavuklara. O kadar güzel bir ortam ki size gerçekten anlatamam. Buraya geldiğiniz zaman bu ortamı hissedip yaşamanız gerekiyor sevgili seyirciler. Ben buraya bayıldım. Gerçekten bayıldım. Merhaba. Gel. Gel. Tabii ki onlara zarar vereceğim diye korkuyorlar. Bu da çok normal. Bakar mısınız horozlara, tavuklara? Kendimi o kadar güzel bir yerde buldum ki bugün. Doğanın tamamen içindeyim. O yüzden de zaten maskem takılı değil. İnsanlar yok etrafımda. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Kahvaltıdan sonra günüme en güzel şekilde burada devam ediyorum. Ve bunu haftanın 7 günü yapabilirim. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar yapabilirim burada bu yaptığım her şeyi. Yemeğimi yiyebilirim. Kahvaltıyla başlamasaydım güne yemeğimi yiyebilirdim. Ama ben güne kahvaltıyla başlamak istedim. Kahvaltının nasıl olduğunu sizlere göstermek istedim. Buraya geldiğiniz zaman bu ortamı görmek için, birazdan gezeceğimiz yerleri görmek için kahvaltı yapmanız gerekiyor ya da yemek yemeniz gerekiyor. Ben kahve içmeye geldim dediğiniz zaman kafe hizmeti veren bir yer değil. O şekilde bir hani kahve içmeye geldim dediğiniz zaman o şekilde bir hizmet vermiyorlar. Ama kahvaltıdan sonra ben bir kahve içmek istiyorum diyebilirsiniz. Ücretini vererek tabii ki. Şöyle en sevdiğim şey şunu söyleyeyim sizlere. Mutlaka artan yemeklerinizi tıpkı şu an bu flamingoların bulunduğu köyde olduğu gibi artan yemeklerinizi mutlaka hayvanlara verin. Kapınızın önüne mutlaka bir kap su koyun. O zaman buyurun bu güzel dostlarla biraz burayı dolaşın. Biz de artık gidelim bir yemek ne kadarmış kasaba bakalım. Oradan kahve içeceğimiz yere bakalım. Burada bir gün çok keyifli ve dolu dolu geçiyor. Benden söylemesi özellikle çocuklu aileler tam size göre.
Buraya geldiğiniz zaman doğayla iç içe olmanın yanı sıra buradaki koltuklar ve sehpalarla da geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. İsterseniz kahvaltıdan sonraki kahve keyfinizi burada sevdiklerinizle sohbet eşliğinde de yapabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaki duvar içinde çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Dediğim gibi burada sosyal medya fotoğrafı çekmeyi seviyorsanız, farklı farklı fotoğraflar yayınlamayı seviyorsanız sosyal medyanızda, size bütün samimiyetimle söylüyorum. Burada sosyal medyanız için fotoğraf çekebileceğiniz o kadar çok alan var ki anlatamam. Dediğim gibi gelip görmeniz lazım. Şimdi şu koltuklara baktım, geçmişe yolculuk yaptım. Farklı desenlerden aynı model koltuk ve sehpalar bizim evimizde de vardı ki kimin evinde yoktu ki? Ayberk, sizin evinizde vardı diyor. Bu koltuklarla gerçekten geçmişe yolculuk yaptım. Bir de bizim evimizdeki böyle koltukların kocaman bir vitrini vardı. Masası vardı ağır. Ama hey gidi günler gerçekten. Daha Ayberk böyle yapıyor. Hey gidi günler. Gerçekten hey gidi günler ama bunların sağlamlığı da şu anki hiçbir koltukta yok. Bakın bunların modeli bile değişmeden günümüze kadar gelmiş. Kim bilir kaç senelik. Şimdi koltuklar olsa, tabii ki sağlam olan koltuklar var ama şimdi koltuklar olsa ya bir yeri yırtılıyor ya bir şey oluyor. Şu kenarlarındaki işlemeler bile hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Bayıldım buraya. O kadar çok yedim ki bu arada kalkarken artık zorlanıyorum. Ne olacak böyle halim bilemedim. İstanbul'da böyle hafif bir sallantı hissederseniz bilin ki ben yürüyorumdur. O kadar çok yemek yiyorum ki son zamanlarda size anlatamam. Ama tabii dikkat etmek lazım. Hani güzel lezzetli yerlerde geziyoruz ama tabii dikkat etmek gerekiyor. Can boğazdan gelir, boğazdan gider diyorlar. İstanbul'un dışında sanki bambaşka, çok farklı bir yerdeyim. Şimdi dere kenarına geldik. Köprüden hemen derenin karşı tarafına geçebiliyoruz. Bu arada beni izledikten sonra buraya geldiğiniz zaman buraya bir yürüyüş yolu yapıyorlar. Yürüyüş yolunda da yürüyüp gününüze keyifli bir şekilde devam edebilirsiniz. Kahve keyfinizi karşınızdaki renkli oturma sandalyelerinde yapabilirsiniz benim gibi. Yine bu derede de çok güzel ördekler yüzüyor. En sevdiğim şey benim. Sen Ayberk seviyor musun? Kesinlikle diyor. Gerçekten böyle doğayla iç içe olmak, doğada huzur bulmak benim en sevdiğim şey. Özellikle şu günlerde kalabalık yerlere gitmeyin bence sevgili seyirciler. Böyle nefes alabileceğiniz alanlara gelin. Tabii ki illa dışarıya çıkmamız gerekiyor. Bir şeyler almak için, hayatımızı devam ettirmek için ama alacağınızı alıp evinize hemen geri dönün bence. Fiziki mesafeye dikkat edin ve tabii ki olmazsa olmaz ağzımız burnumuz kapalı şekilde maskenizi de takmayı ihmal etmeyin. Bugün benim yaptığımı sizler de yapabilirsiniz. Böyle köprüden geçerek istersem şurada oturabiliyorum. Bakın. Şuradaki sandalyelerde oturup kahvemi yudumlayabiliyorum. İstersem de biraz önce dediğim gibi renkli oturma sandalyelerinde oturabiliyorum. Keyifli bir gün beni bekliyor demiştim zaten en başından. Keyifli bir gün peki neden sizi beklemesin? Girişte kahvaltı ücretinizi peşin peşin veriyorsunuz. Saat 4'e kadar kahvaltı vermeye çalışıyor burası efendim. Pazar günü açık büfe kahvaltı var. Kişi başı fiyatı 110 lira. Tüm önlemlerini alaraktan açık büfe kahvaltıyı veriyorlar. Mutlaka içeriye girerken insanlarda açık büfe alacak olan, kahvaltı yapacak olan insanlarda eldiven ve maske bulunuyor. Onun dışında burası için söyleyebilirim. Bütün önlemler alınmış durumda. Mesafeye dikkat ediliyor. Girişte herkes maskeyle, tabii ki bir şeyler yiyip içerken herkes maskesini çıkartıyor. Şimdi muhteşem
bir gün bizi bekliyor ya, devam edelim o muhteşem güne. Daha devam ediyor günümüz. Birazdan Ayberk gösterecek şimdi, kameraman arkadaşım. Görmüş olduğunuz mavi deniz bisikletine bineceğiz. Buradaki bütün aktivitelerin ücretsiz olduğunu belirtebilirim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman buradaki aktivitelerden ücretsiz bir şekilde faydalanıyorsunuz. Deniz bisikletine bineceğiz. Ücretsiz bir şekilde derede dolaşabileceğiz kameraman arkadaşım Ayberk'le. Siz buraya geldiğiniz zaman deniz bisikleti belki olmayabilir yoğunluktan dolayı, onu belirteyim. Hafta içi daha tenha oluyor. Hafta sonu bayağı yoğunluk oluyor. Tabii tenha oluyor dediğim, hafta içi de tabii ki kalabalık oluyor ama hafta sonuna göre biraz daha nefes alınabiliyor açıkçası. Ama bence burada her şekilde nefes alınabilir. Doğayla iç içesin, temiz hava alıyorsun. Daha ne olsun ki, mükemmel, güzel bir serpme kahvaltı yapıyorsun. Bütün ürünler burada. Aktivitelerin hepsi ücretsiz. Dilediğin kadar sosyal medya için fotoğraf çekebiliyorsun ya da çektirebiliyorsun. Bir günü dolu dolu yaşayabiliyorsun. Çocuğumla nereye gitsem ben, çocuğuma farklı nasıl aktivite göstersem diyorsanız eğer, çocuğunuzu flamingolarla tanıştırabilirsiniz. Flamingonun Anadolu'daki adı Allı Turna, pembe su kuşu. Onları canlı canlı görmek bence paha biçilemez. Yaşadığımız yerlerin bence değerini bilmemiz gerekiyor. Ay çok uzak gidememin yanı sıra, nasıl bir yer acaba gideyim, fikir edineyim demek gerekiyor. Tabii ki bütçeniz ve imkanlarınız doğrultusunda. Ben susayım, bu güzel yer konuşsun. Daha sonra tabii ki yukarıdaki sandalyelerde keyif yaparken ben o keyiften mahrum kalmayacağım. Orada dereye bakacağım, oradan dereye bakacağım. Tabii ki orada buluşalım. Burada oturup güneş banyosu yapmak da ayrı bir keyif açıkçası. D vitaminimizi alıyoruz. Nasıl Ayberk? Şehrin dışında farklı bir yere gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Tatile gidemedim diye üzülmeyin. Kafamı biraz böyle boşaltmak istiyorum. Kendimi böyle sessizliğe götürmek istiyorum diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Tek kişi serpme kahvaltı yok ama öğle yemeği ya da akşam yemeğini buraya gelebilirsiniz. Bu sandalyelerde oturabilirsiniz. Sehpalar var, hemen göstersin Ayberk sizlere. İsterseniz burada kahve keyfinizi yapabilirsiniz ama kahvaltıdan sonra, sadece kahve içmek için buraya gelinmediğini belirteyim. Ya da oturursunuz benim gibi güneş banyonuzu yaparsınız. Bir alt tarafta kahvenizi içersiniz. Ben şimdi kalkıyorum buradan yavaş yavaş. Dere kenarına gideceğim kahvemi içmek için. Sonra da deniz bisikletine bineceğim. Bakın bizim için deniz bisikletini de çıkartıyorlar. O zaman hadi yavaş yavaş kahve içeceğimiz yere gidelim. Zaten o kadar keyifli bir gün geçirdik ki doya doya doğaya doyduk. Değil mi? Doğayla buluştuk en güzel şekilde. Çatalca İstanbul Avrupa yakasında bir ilçe sevgili seyirciler. Büyükçekmece'den daha ileride. Büyükçekmece'ye bir saat uzaklıkta bir yer. İsterseniz D100 karayolundan gelebilirsiniz. İsterseniz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geçmeden, bağlantı yolundan, Mahmut Bey gişelere gelmeden bağlantı yollarından buraya gelebilirsiniz trafiksiz bir şekilde. Kınalı yolu diye geçiyor, yanlış bilmiyorsam o yol. İsterseniz de tabii ki Mahmut Bey gişelerinden geçerek sen otoyolundan gelebilirsiniz. Ama otobüsle gelmesi de çok kolay. Güne kahvaltıyla başlayıp bir günü burada dolu dolu keyifle geçirebilirsiniz. Dere kenarında bir kahve keyfi yapmadan gitmek tabii ki olmaz. Bu renkli banklarda oturup bir kahve keyfi yapmak istedim dere kenarında. Birazdan kahvemi içtikten sonra da Ayberk göstersin hemen. Deniz bisikletine bineceğim. Buradaki aktivitelerin herhangi bir ücreti yok. Deniz bisikletine binmek burada ücretsiz. Tabii ki uygunluk durumu
ve müsaitliği varsa efendim onu belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi kahvaltıdan sonra kahve keyfi. Kahvenin fiyatı 15 lira. Hemen sol taraftan 15 lira düşürür müsün Ulaş'cığım? Çok teşekkür ediyorum. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Hele ki Türk kahvesi vazgeçilmezimdir. Ama günde 2 tane içemiyorum. Herkes söylüyor ya sürekli çarpıntı yapıyor diye. Çarpıntı yaptığından değil. Her şeyin fazlası zarar olduğu için. Şimdi Yıldız dere kenarına geldi de kahve keyfi yapmadan gitti. Tabii ki dedirtmem. Burası bir köyden fazlası sevgili seyirciler. Burada yapabileceğiniz gerçekten çok şey var. Benim daha gösteremediğim birçok şey var. Şunu belirteyim. İstanbul içindeyseniz, tatile gidemediyseniz bugün geldiğim köy gibi birçok yer var İstanbul'da. Şöyle bir buradan göstersin Aybert nasıl durduğunu. İsterseniz benim oturduğum yerde bir şeyler yersiniz, içersiniz. İsterseniz karşı taraftaki Aybert şu an sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Yani dediğim gibi burası bir köyden fazlası. Kışın ve yazın her mevsimde çok rahatlıkla gelinebilecek bir yer. Ulaş 15 liramızı da düştüğüne göre şöyle derenin hemen yan tarafında bir kahve keyfimiz olmasın mı? Olsun. Gelin o zaman beraber olsun. Kahve keyfimizi yaptık. Bir de derede deniz bisikleti sürelim. Değil mi Ayberk? Evet dedi. Şöyle Ayberk etrafı göstersin. Hemen arka tarafımızda ördekler de var. Onları da görebilirsen çok sevinirim Ayberk. Bir yandan Ayberk de deniz bisikletini kullanmam için bana yardımcı oluyor. Böyle derede benim gibi sizler de ücretsiz bir şekilde deniz bisikletine binerek gezebilirsiniz. Tabii ki uygunluk ve müsaitlik durumu binmenize el verirse böyle güzel bir gün geçirebiliriz. İstanbul'dayım ben, tatile gitmedim diye üzülmeyin. İstanbul'da keşfedilecek böyle çok güzel yerler var. İstanbul'a yakın keşfedilecek böyle güzel yerler var. Hepimiz hemen hemen her gün bir saat gideceğimiz yere bağlı olarak trafik çekiyoruz. Bir saat ya da 40 dakika en az. Buraya gelmekte bir saat. Şimdi şöyle dönelim. Bu kadar deniz bisikleti yeter mi? Ayberk devam et diyor bana. Bence... Çarpıyoruz evet. Çarptık. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Biraz sevgili seyirciler bunu kullanırken kontrollü bir şekilde kullanmak gerekiyor. Şimdi geri geri gidiyoruz. Bence bu kadar keyif yeter. Şimdi bir de yemek yenilecek bölüme gidelim. Şöyle dönelim. Yemek yenilecek bölüme gidelim. Bir de yemek fiyatlarına bakalım sizler için. Bence Metin Bey'i de görelim. Ondan flamingolarla ilgili bilgi alalım. Çünkü bazı insanların kafasında soru işareti olabilir. Metin Bey'den de flamingolarla ilgili bilgiyi aldıktan sonra, yemek bilgisini de verdikten sonra yemek yiyemeyeceğim artık. Kahvaltı o kadar güzel doyurdu ki beni. Günü bence tamamlayabiliriz. Sence? Bence de diyor Ayberk. O zaman deniz bisikletiyle yavaş yavaş şöyle dereden biraz daha gezerek ilerleyelim. Sonra içeriye doğru geçelim. Çok keyifli bir gün geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Şimdi maskemi taktım çünkü yiyecek bölümüne gireceğiz. Yani buraya kahvaltı haricinde gelirseniz neler yersiniz, ne kadar yersiniz? Onların da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Burada tavuk, et, dilediğiniz şekilde siparişinizi verebilirsiniz ve masalarınıza servis olarak isteyebilirsiniz sevgili seyirciler. Kahvaltı haricinde öğlen ve akşam dediğim gibi buradan yiyeceğiniz eti seçersiniz. Kilosuna göre muhtemelen fiyat belirleniyor. Masanıza servis yapıyorlar. Keyifli bir gün geçirmeye devam edersiniz. Ben kahvaltıyı o kadar güzel yedim, o kadar lezzetliydi ki bazen her zaman söylüyorum insanın gözünün doyması gerekiyor önce. Benim hem gözüm doydu hem de karnım doydu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi içeriye girelim. Burada neler varmış, neler yokmuş, en önemlisi ne kadaraymış size bilgisini verelim.
Abicim merhaba. Nasılsın? Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Şimdi ben kahvaltımı yaptım ama izleyicilerime fikir vermek için buraya da uğramak istedim. Burada et çeşitleri var, tatlılar var, soğuk yiyecekler var ve salatalar var. Tabii ki ileride de soğuk içecekler var. Şimdi meyve tabağı da var aynı zamanda orada. Burada yiyeceğimizi seçiyoruz. Daha sonra galiba orada tartılıyor. Siz bize bilgisini veriyorsunuz ne kadar olduğunun. Kilosu ne kadar tutuyorsa ya da gramı. Ona göre parayı size ödüyoruz. Ve gidiyoruz gene, oturuyoruz rahat rahat sandalyemize ve yemeğimizi yiyoruz. Ben sana sorayım şimdi abi, isim? Şaban. Şaban abi, şimdi soralım hemen sana. Meyve tabağı 25 lira yanlış hatırlamıyorsam. Salatalar ve soğuk yiyecekler de 25 lira. Ayberk biraz zorlanıyor tabii. Sürekli böyle gelip gidiyor. Teşekkür ediyoruz Ayberk'e de. 25 lira soğuk yiyecekler ve salatalar. Tatlılar da var onun yanı sıra. Tatlılar 20 liraymış ve tabii ki etler. Biraz önce hanımefendi ve beyefendi geldi. Ayberk gösterdi. 120 liraya iki kişi etlerini, salatalarını ve içeceklerini aldılar. Masalarına geçtiler. 4 kanat aldılar. Pardon, 10 kanat aldılar. 2 köfte aldılar. 2 köfte 34 liraydı. 10 kanat ne kadardı? 50 lira falan yaptı galiba. Ha, 50 lira, 45-50 lira yaptı. Buradan soğuk yiyeceklerini, salatalarını ve içeceklerini de aldılar, gittiler. 4 kişilik bir aile de efendim buraya geldiği zaman yemek yiyeceğinde seçeceği etlerin ağırlığına göre tabii ki değişiyor ama ortalama 400 liraya doyuyormuş. E o zaman kolay gelsin Şaban abi. Flamingo Köy'ün kurucusu Metin abi diyorum artık. Metin Bey demiyorum hiç. Metin abi yanımızda sevgili seyirciler. Metin abi buranın oluşumunu bizlere anlatacak. Ama tabii ki her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır diyerek eşiniz Fatma Hanım'ı da unutmak istemiyorum. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum. Şimdi flamingolar burada ve alışık olmadığımız bir şekilde kahvaltı yapıyoruz. Hem çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz hem flamingolar kahvaltı yaparken bize eşlik ediyorlar. İlk getirenlerden birisiniz Türkiye'ye flamingoları. Şimdi çoğu hayvansever merak ediyordur. Ben de merak ediyorum tabii ki. Nasıl geldiler? İşte doğal ortamlarındalar mı mesela? İşte herkesin kafasında bir soru işareti vardır. Metin abiden dinleyelim bence. Buranın 25-30 senelik bir mağazası var. Burayı aldığımız zaman burası bir mezbelelikti. İçinde hiçbir ağaç, bitki yoktu. Tamamen dikenliklerden oluşmuş, dışlanmış bir araziydi. Daha sonraları bu kadar sıkı değildi sistem. Ve ben flamingoları ithal ederek bir şekilde sahibi oldum. Sonra bunları yasal hale getirdik. Ve bunlar bizimle beraber burada yaşıyordular. Ta ki bundan 5 seneye kadar önceye çiftliğimizi Flamingo Köy'e çevirmeyi düşündük. Ve böyle bir sistem geliştirdik. Tabii çoğu insanın bilmediği bir nokta var. İnsanlar soruyorlar. Siz bunların kanatlarını mı kesiyorsunuz? Bunlara eziyet mi ediyorsunuz? Ben bir hayvan severim. Ve burada hiçbir hayvan, ki başka kanatlarımız, başka hayvanlarımız vardı. Sizin de gördüğünüz üzere asla dört duvar arasında veya tel kafesler içinde değildir. Bütün hayvanlarım özgürdür. İçlerinde angut ördeklerim, kuğularım, yaban ördeklerim var. Bunlar gündüzleri uçuyorlar, ta Çekmece Gölü'ne kadar gidiyorlar ve akşamları korunmak için buraya geliyorlar. Ama öyle bir saldırıya da uğradık ki flamingoların ne işi var orada? Flamingolar tropikal bir hayvan değildir. Dünyanın her tarafında kutuplar hariç yaşarlar. Burada da çok güzel yaşıyorlar. Ben buradan sizin vasıtanızda tüm hayvanseverlere sesleniyorum. Burada her şey yasal, her şey devletin kontrolü altındadır. Merak edenler benim misafirim olsun, bulsun, gelsinler beraber bakalım. Ve burada da çok da mutlular. Elimizden ekmek yiyorlar. Mesela şuradan bir arkadaşımız onlara ekmek atsa seve seve onu yerler. Bak bu geliyor buraya doğru, ekmek verir misiniz bana diyorlar. Şöyle bir soruyla da karşılaşıyorum. Neden flamingo? Dünyanın en barışçıl ve hiçbir yaratıkla kavga etmeyen tek hayvanı flamingolardır.
barışa örnek olsun, katkı olsun diye ben de onları çok seviyorum. Umarım herkes de barışı flamingolar kadar sever. Bir şey söyleyeceğim, ne kadar güzel konuştun. Bu arada ciddi söylüyorum, ne kadar güzel söyledin. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır diyorum. Bugüne yeni bir bilgi ekledim sayende. Teşekkür ederim. Sen de çok seviyorsun flamingoları. Ki tişörtün flamingo, şapkan flamingo. Yani... Benim hayatım flamingo. Efendim? Hayatım flamingo. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum ben size. Hem flamingolarla ilgili hem de burayla ilgili çok güzel bilgi edinmiş olduk açıkçası. Çok da keyifli bir gün geçirdik sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Anadolu'daki adı Aldıtburnu. Flamingolara bakmaya gerçekten doyamıyorum burada. Bize böyle bir hizmet verilmesi çok güzel bir şey. Doğal ortamlarını aratmıyorlar. İnsanlar olmadığı zaman burada flamingolar çıkıp hatta biz geldiğimizde dolaşmışlardı. Çatalca'dayız efendim. Flamingoların olduğu muhteşem Flamingo köydeyiz. Gökçeali köyünde, Çatalca'da burası. Keyifle burada vakit geçirebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar, haftanın 7 günü açık bir yer efendim burası. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. 4'e kadar öğleden sonra kahvaltı vermeye çalışıyorlar. Kahvaltı ücretini girdiğiniz zaman peşin peşin ödüyorsunuz. Bir kişilik serpme kahvaltının fiyatını tekrar hatırlatayım. 90 lira. Bir kişiye serpme kahvaltı verilmiyor. İki kişi serpme kahvaltı yapıyorsunuz. Biz bugün rica ettiğimiz için bunu belirtmekte fayda görüyorum. Çünkü diyeceksiniz ki sonra sana veriyorlar da serpme kahvaltıyı tek kişi bize niye vermiyorlar? Sizlerin görmesi için ricamızı kırmadılar, sağ olsunlar. Bugün bir kişilik bize serpme kahvaltı verdiler. Ulaşım mı? İstanbul Avrupa yakasında Yeni Bosna'dan Çatalca otobüsüne biniyorsunuz. Çatalca'ya geliyorsunuz ve Çatalca'dan Gökçeali köyüne giden minibüslere bindiğiniz zaman flamingoların olduğu köye gideceğim ben derseniz hemen cadde başında indiriyorlar sizi. Yürüme mesafesinde buraya geliyorsunuz. Otopark ücretsiz. Kahvaltının nasıl olduğunu görmüşsünüzdür. Diyeceklerim bu kadar. Sabahtan akşama kadar çocuklarınızla bile geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Doğaya kendinizi bırakıyorsunuz ve huzurun içinde kayboluyorsunuz. İstanbul'a bir saat uzaklıkta bir yer. Diyeceklerim bu kadar. Bir yere yeter ki gitmek isteyin ve yeter ki şehrin karmaşasından uzaklaşıp nefes almak isteyin. O yer size hiçbir zaman uzak olmuyor. O zaman 200 lirayla yola çıkmıştık. Ulaş, geriye ne kadar paramız kaldı? 90 liraya kahvaltı yapmıştık. 15 liraya da kahvaltıdan sonra göl kenarında, dere kenarında kahvemizi içmiştik. Teşekkür ediyorum. Ayberk'in bana verdiği 200 lirayla isteseydim yemeğimi bile yiyebilirdim. Etimi söyleyebilirdim tek kişi. Karnımı doyurabilirdim. Diyeceklerim bu kadar. O zaman İstanbul'un başka bir semtinde, başka bir ilçesinde keşfedilecek böyle güzel noktalarında, sokağında, pazarında, pasajında, çarşısında, caddesinde, böyle güzel köylerinde, 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Çünkü hayatın tekrarı yok. Saniyenin, dakikanın tekrarı yok. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Sevdiklerimize ileride daha sıkı sarılmak için lütfen mesafeye, sosyal ve fiziki olarak temizliğe ve maskeyi, ağzımızı burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya dikkat edelim. Tekrar öpüyorum. Hoşça kalın.